Bismillahirrahmanirrahim. Tartı ile kurban alma usulünde 3 türlü yöntem var. Ülkemizde şöyle yapılıyor. Birinci yöntem, canlı hayvan basküle çıkarılır. Birim fiyat üzerinden rakam belli olur. Der ki mesela canlı fiyatı 250 TL kilosu der. Hayvana tartıya basküle çıkarırlar. 500 kilo bir hayvan 125.000 TL yapar. Böylelikle ürün bellidir, fiyat bellidir. Bu konuda bir problem yoktur. Bu caizdir. Böyle bir alışveriş caiz oluyor. Ancak şöyle bir durum var. 125.000 TL'ye 500 kilogramlık bir hayvanı kurbandan bir ay önce alan bir insan şöyle bir şeyle karşılaşabiliyor. Bayram günü geldiğinde bakıcı hayvana zaten sattım diye bakmamış oluyor. Hayvanda kilo kaybı oluyor. Bu durumda belki 500 kilo olarak almış olduğu hayvan 480'e, 470'e düşebiliyor. Bu da müşterinin zararına olan bir durum. Bu yüzden daha farklı bir yöntem geliştirildi. Normalde buna caiz diyoruz. Basküle çıkarılıyor hayvan. Birim fiyattan toplam kilo belli, ürün belli, fiyat belli. Bir problem yok. Ancak ikinci bir yöntem geliştirildi. Böylelikle hem müşterinin hem de satıcının zararı olmayan bir fiyat belirlemesi var. Bu da şöyle ki, diyelim ki bir ay kala gittim pazara ben. Şu hayvanı seçtim. Yine işte 250 TL dedi. Basküle çıkarıldı hayvan. 125.000 TL bir barem var. Tamam. Ama diyor ki satıcı, şimdi ben bu hayvanı belirledim. Kurban gününde gelirim. Bu hayvanı basküle çıkarırım. Kaç kilo çıkarsa ona göre ben rakamı belirlerim diyor. Şimdi bu noktada eğer şu hayvan ve işte bir ay önceden belirlenen rakam olarak hesaplansa, el sıkışılsa, akit kurulmuş olsa aslında böyle caiz olmaması gerekir. Fiyatın çünkü belirsizliği var. Fakat bunun yani fiyat belirsizliği cehalet olduğundan cehalet durumunda akit fasit olur. Ancak bu cehaleti şöyle giderme imkanımız var. Şimdi ben 250 TL'yi belirledim. Çünkü kurban günü yaklaştığında belki bu 260 olacak, 270 olacak. Daha erken gittiğimde baskül fiyatını belirlemek benim karıma. Satıcının da karına çünkü hayvanı satmış olacak ve satılamama gibi bir riske girmeyecek. 250 TL olarak anlaştık. Hayvanı basküle çıkarıyorum. 500 kilo geldi. 125.000 TL benim alt birimim kafamda var. Ancak bir ay kadar bu hayvan beslenecek. Ben kurban günü geldiğimde tekrar tartıya çıkaracağım. Şimdi burada bir belirsizlik olacak. Yani kurban gününde bu hayvan ne kadar olacak ve benim net rakamım nereye çıkacak? Bunda bir belirsizlik var. Normalde belirsizlikler aklın fesada uğramasını gerektirir. Ancak şöyle bir durum var. Bir hayvan, büyükbaş bir hayvan günde iyi beslenirse 2,5-3 kilo kadar kilo alır. 30 gün var kurban bayramına. 90 kilo bu hayvanın kilo alması lazım. Bu durumda birim fiyatım 250 idi. Hadi bu hayvan 100 kilo alsa 25.000 TL daha eklenecek. Ya da 2 kilodan gitse 60 kilo alacak. Hani en az 2 kilo alsa 60 kilo alacak. Bunun da rakamsal farkı ortada. Yani benim 125.000 TL'lik bir ürünüm ya 150.000 TL'ye çıkacak ya da 130.000'e çıkacak, 135.000'de kalacak. Yani böyle bir ufak bir belirsizlik var ve ben bunu zaten kaç kilo çıkacağını aşağı yukarı tahmin ediyorum. 3 aşağı 5 yukarı gibi bir payla birlikte gabni yesir, yani hafif bir aldanmayla, hafif bir sapmayla buradaki farkı da razı olarak hareket ettiğimde buna da caizdir deriz. Bir de şöyle bir yöntem var. Buna artık caiz değil denen bir yöntem bu da. Hayvan belirleniyor, şu hayvan deniyor. Ancak bir rakam konuşulmuyor. Sadece kilo olarak diyor ki mesela bu hayvan kesilecek ve çıkan löp etten ne kadar kırmızı et çıkaracaksa, ne kadar löp et çıkacaksa bunu tartacağız. Oradan rakam belli olacak. İşte orada da tartı parası 400 TL olsun diyor. Bu noktada buna biz fetva vermiyoruz. Bu caiz değildir. Neden caiz değildir? Çünkü hayvan belirlendiğinde akit tamamlanmış değil. Şu hayvan olsun diyor ama hayvanın rakamı kesildikten sonra ve etleri tartıldıktan sonra belli olacağı için burada akit caiz değil, akit fasit oluyor. Bu durumda akit tamamlanmadığı için size ait olmayan bir hayvanı kesmiş olduğunuz için ve ona vekalet veriyorsunuz. Ancak vekalet vermiş olduğunuz hayvan size ait değil. Bu durumda kurbanın da geçerli olmama gibi bir tehlikesi var. Burada hayvan kesiliyor. Çıkan löp eti tartarak anlaşmış oldukları birim fiyattan rakamı belirliyorlar. Ancak rakamın belirlendiği noktada bu artık bir hayvan satışı değil de et satışı gibi olduğundan bu üçüncü yöntem caiz değildir. Mevla Teala kurbanlarımızı kabul eylesin.